Türkler kurdukları Kara Çete, Yıldırım Volkan gibi direniş örgütleriyle bu saldırılara karşı koymaya çalışıyordu. Ancak mücadele yetersizdi. Bunların amacı genosit yapıp toplu katliamlar yapmaktı. Küçük küçük Türk köylerini. EOKA militanları yollara barikatlar kuruyor, otobüsleri durduruyor ve Kıbrıs Türklerini sorgusuz sualsiz kurşuna diziyorlardı. Seyyar bir barikat olduğundan yapabilir diyelim de silah. Onlarsa seyyar barikat kuran, seyyar barikatı kuran bunlar şeydi, EOKA'cılar. Rumca bize diyorlardı ki, KDP de KDP'de ulli skille, enin aşağı bütün köpekler derlerdi bize. Hiç unutmam bunu. İnerdik ve biz daha yetişkin olduğumuz için öğrencilik yıllarımıza böyle. Bizi tüm yoklarlardı böyle, hep pantolon çıkarladı, gömleklerimizi çıkarladı, ayakkabılarımızı çıkarladı ki mesaj götürmeyelim. EOKA militanlarının saldırıları sistematik bir hal alınca Kıbrıs Türkleri içinde ortak bir örgütlenmekten başka seçenek kalmamıştı. Adadaki gelişmeler Türkiye'nin de yakın takibindeydi. Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Salih Coşkun 1958'de EOKA'ya karşı bir örgütlenme için Özel Harp Dairesi Başkanı Tümgeneral Danış Karabelen'i görevlendirmişti. Bu görevlendirmeden kısa süre sonra Türk Mukavemet Teşkilatı kuruldu. Rauf Denktaş ve Doktor Fazıl Küçük önderliğinde kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı, yani kısa adıyla TMT'nin başlıca amaçları şöyleydi. Kıbrıs Türklerinin can ve mal güvenliğini sağlamak, Enos ise karşı çıkmak, Türklere yapılacak saldırıları püskürtmek, Türk toplumunun birliğini ve bütünlüğünü sağlamak, ana vatanı olan bağlılığı sürdürmek. TMT uzun yıllar gizli bir yapılanma olarak kaldı. Ankara ve Antalya'da eğitim kampları kuruldu. İlk hedef 5000 mücahidin eğitilip silahlandırılmasıydı. Öğretmen, müfettiş, din adamı gibi kimliklerle TMT'de görev alacak subaylar da burada yetiştiriliyordu. O zaman o şartlarda bu uruma kafa tutmak her babayiğidin harcı değildi. Bizim silahlar vardı. Allah razı olsun, ana vatanını Türkiye'ye Allah ettiğinde Allah eksikliğini göstermesin askerin de Türkiye'nin de. Onun sayesinde biz ayakta durduk. Yolladığı silahlarla. Yarbay Rıza Vuruşkan, İş Bankası müfettişi olarak Kıbrıs'a gönderilen TMT lideriydi. Bunlar tarafından anlaşılmaması için TMT'de görev alacak subaylar için kod adlar da belirlenmişti. Türk Mukavemet Teşkilatı öyle bir gizli bir örgütlenme içindeydi ki kimse kimsenin mücahit olduğunu bilmezdi. Kimseyi tanımadı TMT'de. Zaten gizli örgütledi TMT seni yemin ettirdi. Perdenin arkasında durup sana yemin ettirdi ama size tonunu değiştirerek yemin ettirdi. Kimi tanırdım ben, arkadaş gelirdi, gel de TMT'ye girelim. Girelim TMT'ye. Bir tek onu tanırdım, başkasını tanımazdım. O zaman TMT adada kurulan 6 sancak vardı. 6 sancak. Sancak nedir? Alay. Bugünkü tabir alay. O zaman kurulan sancakların isimleri de görüşmelerin ve bölgelerin Rumlar tarafından anlaşılmaması için kodlanmıştı. Türkiye haritamıza baktığımız zaman doğuda Erzurum var değil mi? Doğudaki Mausa'ya Erzurum sancağı dediler. Baf'a da İzmir. O dönem Türkiye'den başka vasıflarla gönderilen yetiştirilmiş subaylar ve Kıbrıs'ta katılım sağlayan Kıbrıslı Türkler büyük bir gizlilik içinde gönderilen silah ve mühimmatları toprak altına gömüyorlardı. Bir evde saklanan silahı o evin içinde bir tek saklayan bilirdi. Ne çoluk bilirdi ne de bayan. O zaman girdiğinde 15 Temmuz darbesi şu geçti, kendi kendilerini vurmaya başladı. Biz silahları çıkarttık, yani temizledik, mevzilere yürüdük. Müzik
20 Temmuz 1974 sabahına kadar Kıbrıslı Türkler için EOKA'nın vahşice katliamlarına karşı savunma yapan Türk Mukavemet Teşkilatı 1 Ağustos 1976'da Kıbrıs Türk Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na dönüştürüldü. O günün mücahitleri ise Türk Mukavemet Teşkilatı'nın önemini şöyle özetliyor. KMT kurulmasaydı Kıbrıs'ta Türk bulamazdı.